Kampüs kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Üçgen de açı konusuyla karşınızdayız. Evet. Şimdi üçgen nedir? Üçgen arkadaşlar doğrusal olmayan 3 noktanın birleştirilmesiyle oluşan kapalı düzlemin adı. Yani üç tane kenarımız var. Üç tane köşemiz var. Şimdi burada birkaç tane de kuralımız var. Hepimizin yıllardır gördüğü ama bazen nedenini, niye, niyesini merak edip de cevaplarını bulamadığı ifadeler. Birincisi. Şimdi ABC diye yazdığımız bu açılarımıza arkadaşlar biz iç açılar adını veriyoruz. Alfa, beta ve teta diye yazdığımız açılarımıza da dış açılar diyoruz ve bunlarla ilgili 3 tane kuralımız var. Birincisi hepimizin bildiği malum üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Niye? Üçgenin dış açılar toplamı 360 derecedir. Niye? Daha sonra üçgenin dış açıları ki genellikle en çok unuttuğumuz kuraldır arkadaşlar şu. Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisiyle komşu olmayan iki iç açının ölçüler toplamına eşittir. Alfa B artı C, beta A artı C ve teta ise arkadaşlar A artı B ölçüsüne eşittir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama işte bizim artık nedeninin niyesini öğrenmemiz gerekiyor ki kuralları içselleştirdikçe soru çözümleri de kolaylaşsın. Tabii ki bunun birazdan ispatını yazıyor olacağız. Şimdi üçgenlerimizi arkadaşlar kenarlarına ve açılarına göre gruplandırıyoruz. Çeşit kenar üçgen dediğimizde bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı. Yani A eşit değildir, B eşit değildir, C. Aynı şekilde artık arkadaşlar kenarlarınız aklınızda bulunsun. Birbirine eşit olmadığı için üçgeninizin Açıları da birbirine eşit değildir diye söylüyoruz. Başka ikiz kenar üçgen. Ne demek ikiz kenar üçgen? İki kenarı birbirine eşit. Herhangi iki kenarı fark etmiyor. Ben bu ikisini gösteriyorum sadece. Şimdi bu iki kenarın eşitliği buraya A dersem burası da A oldu. Bize taban açılarının da birbirine eşit olduğunu söylüyor. A, e, bu ikiz açıları arkadaşlar taban açısı adını veriyoruz. Taban açıları. Aynı şekilde artık A açısına da tepe açısı adını veriyoruz. Sonra eşkenar üçgen dediğimizde ise arkadaşlar eşkenar üçgen bizim geometride yazabileceğimiz en özel üçgenimiz. Neden? Adı üstünde eşkenar yani bütün kenarlar birbirine eşit. Her birine A, A ve A diye yazıyorum. E, kenarlar eşit olduğuna göre açı ölçüleri de birbirine eşittir ve ben bu açı ölçülerinin e, toplamının 180 olduğunu biliyorum. 3 eş parçaya ayırdığıma göre her birinin ölçüsü 60 derecedir diye söylüyoruz. Tabii ki ikiz kenar ve eşkenar üçgen için ayrıyeten bir başlığımız olup bunları daha detaylı anlatıyor olacağız. Devam edelim. Başka ne demiştik? Açılarına göre üçgenler. Şimdi dar açılı üçgen ne demek? Arkadaşlar alfa, beta, teta. Üçü de bu üç açıda 90 dereceden küçük ise biz üçgenimize dar açılı üçgen diyoruz. Eğer bir köşenizdeki açı 90 derece ise dik açılı üçgen. Geniş açılı üçgende de artık arkadaşlar alfa büyüktür 90 derece ve tabii ki 180 dereceden küçüktür diye yazıyoruz. Burada bizim hatırlamamız gereken küçük bir ayrıntı var. O da şu. Bir üçgende yalnız ve yalnız bir tane dik açı vardır bir üçgende yalnız ve yalnız bir tane geniş açı vardır. Çünkü bu açıların toplamı, üç açının toplamı 180 olmalı. Ben açılardan birine 90 dedim, diğerine de 90 dersem burada 0 derece kalır. Veya buradaki açılardan birine 90 dereceden büyük dedim. Bir diğer açıma da 90 derece ya da 90 dereceden büyük bir açı dersem diğer açınıza negatif kalmış olur. Ve açı ölçüleri daima pozitif olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Evet, üçgende bizim... Açı kenar temel elemanlarımız ve bunların dışında bir de yardımcı elemanlarımız var. Aç ortay, yükseklik ve kenar ortay. Arkadaşlar aç ortayların kesiştiği bu nokta üçgenin aklınızda bulunsun. iç teğet çemberinin merkezi. İç teğet çemberin merkezi ve biz bunu I harfiyle gösteriyoruz. Bu aklınızda bulunsun. Bu bir. 2. Bu çizdiğimiz doğru parçaları özel doğru parçaları olduğu için iki iç aç ortayın kesiştiği noktadan kesinlikle ve kesinlikle daima üçüncü aç ortaya geçmek zorundadır. Bunu unutmayın yükseklikler kesiştiğinde haş noktasına artık arkadaşlar diklik merkezi adını veriyoruz. Aynı durum burada da geçerli. Siz iki tane yükseklik çizilmiş olarak verildi soruda. O zaman üçüncü yükseklikte kesinlikle ve kesinlikle kesiştikleri bu noktadan geçmek zorunda. Çünkü bu elemanlar özel elemanlar. Geldik kenar ortaya. Arkadaşlar kenar ortayların kesiştiği bu G noktasına ise ağırlık merkezi diyoruz. Üçgenin ağırlık merkezi. Şimdi üçgenin ağırlık merkezi aynı zamanda kenar ortayınızı hepinizin hatırlayacağı üzere 2K'ya K şeklinde veya 2T'ye T şeklinde 2M'ye M şeklinde 2'ye 1 oranında bölüyordu. Aynı yorum kenar ortayda da geçerli arkadaşlar. İki kenar ortayın kesiştiği noktadan daima üçüncü kenar ortay geçmek zorundadır. Ve bu kesiştikleri noktaya da biz ağırlık merkezi adını veriyoruz. Evet geldik bomboş bir sayfaya. Ne demiştik? Kuralların ispatını yapacağız demiştik. Neydi kurallar? Birinci kuralımız arkadaşlar. iç açılar toplamı ne demiştik? 180 derece. İkinci kuralımız için ne yazmıştık arkadaşlar? Alfa, beta, teta yani dış açılar toplamı 360 dereceydi. Üçüncü kuralımızda ise bir iç e, bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüler toplamına eşittir. Şimdi önce bir birinci kuralımızı yazalım. A, B, C D yazdığımızda isterseniz köşeleri harflendir edebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi buradaki yöntemim şu. BC kenarına paralel bir doğru çiziyorum. Nereden? A köşesinden. Şimdi bu paralelimizi çizdiğimizde şimdi bununla bu paralel olduğuna göre bazı durumlar oluşmalı. Mesela buraya T noktası diyelim. T, A, B, C diye ne oldu? Z harfi oldu. Demek ki arkadaşlar burası B kadar olmalı. Sonra buraya L noktası diyelim. L, A, C, B dediğimizde bakın yine Z harfi oldu. Demek ki burası da ne kadar? C kadar. E ben bu açıyı biliyorum. Bakın burası bir doğru açı. A artı B artı C bir doğru açı oluşturdu. Ölçümüze demek ki kaçı anlatıyor? 180 dereceyi anlatıyorum. Gelelim dış açılara. Şimdi arkadaşlar dış açılarımızı da gösterelim. Buraya A köşesi dedik. Bu A. Burası alfa olsun. Burası B köşesi. Buraya B demiştik. Burası beta kadar olsun. Sonra burayı da C köşesi diye yazalım. C buradaki açımızda tete kadar olsun. Şimdi bunları topluyorum bakın. 1 2 3 tane doğru açı var benim karşımda. E ben bu 3 tane doğru açıyı topladığımda 180, 180, 180 toplam ölçü ne olmalı? 540 derece eşittir. A artı B artı C artı alfa, beta ve teta. E ben zaten buranın 180 derece olduğunu biliyorum. Demek ki dış açılar toplamına kaç derece kaldı artık arkadaşlar? 360 derece kalmış oldu. Bu da ikinci kuralımızın gösterimiydi. Gelelim üçüncü kuralımıza. E, söylemiştik herhangi bir köşeyi göstersem zaten diğer durumlarda kendiliğinden ortaya çıkmış olacak. Buraya A dedik. Buraya alfa dedik. Buraya B dedik. Buraya da C dedik. E şimdi birinci ve ikinci kuraldan biraz faydalanalım. Ne yazmıştık arkadaşlar? A artı B artı C. 180 dereceydi. Başka? E, burada bir doğru açı var bakın. Bu doğru açının ölçüsü de ne kadar? 180 derece. E şimdi buradaki A'lar aynı olduğuna göre demek ki B ile C'nin toplamı alfaya eşittir diyerek 3. kuralımızın da basit bir ispatını yazmış olduk. Evet klasik bir sorumuz. Bakalım ne demişiz? ABC bir üçgen, BAD, ACB ve ABC açıları birbirine eşit. EBD 30 derece olduğuna göre DAC 15 ise BDA yani X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi üzerinde aynı sembol olanlar malum açıların eşit olduğunu anlatıyordu. E ben buraya A, 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 yazdım da önce arkadaşlar büyük üçgenimize bakıyorum. A artı 30, A artı 15 ve A toplayalım. 3A artı 30 15'te 45 eşittir 180. 3A 135 derece oldu. A da demek ki 45 derece. Şimdi A'yı buldum 45 derece. Buraya yazdım. 45, 45. İkinci üçgenime bakarsanız arkadaşlar. A, B, D üçgeni. E bunun bakın tepe açısı 45 derece. Artı e B köşesi 45 artı 30. 75 derece artı x eşittir 180 derece. Buranın toplamı malum 120 derece oldu karşı aldık x de artık arkadaşlar 60 derecedir diye söylüyoruz. Evet geldik ikinci klasik sorumuza. ABC bir üçgen. GAF 70. ECD 40. BL açıortay ise BTA nerede BTA? BTA yani şu açı bizden isteniyor. Şimdi bakın. İki tane doğrunun kesişimiyle oluşan bir köşe var. E biz zıt yönlük açıların birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burası ne kadar olmalı? 40 derece. E aynı durum burada da geçerli. Bakın iki tane doğru kesişmiş. E 70 olduğuna göre demek ki burası kaç derece? 70 derece. Şimdi büyük üçgenimize bakarsak A B C üçgenini. 70 40 topladım 110. E ben bu ikisine eşit AA yazarsam 2A artı 110 eşittir 180 derece. A artık arkadaşlar 110'u karşıya aldım. 70 35 derece oldu. Şimdi bir tane A'nın 35 derece olduğunu biliyorum. Buranın da 35 derece olduğunu biliyorum. Yöntem size kalmış. 70 35 alfa topladım 180 diye de yazabilirsin ya da BTC üçgeninde 2 iç açının ölçüler toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir diyerek ölçümüz 75 derecedir diye yazıyoruz. Evet geldik yine bir ispata daha. Ne demişiz bakalım. Emre Hoca derse bir üçgen çiziyor ve bu üçgenin iki iç açı ortayını kesiştiriyor. Bu kesişim noktasında oluşan açının kullanılmayan köşe ile bir bağıntısını oluşturmasını istiyor. Bu ilişkiyi gösteriniz demiş. Bakalım nasıl bir çizim yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar önce üçgenimizi çizdik. Daha sonra bizden üçgene ait iki tane iç açı ortayın kesiştirilmesi isteniyor. İstediğiniz köşeyi kullanabilirsiniz. Ben bu iki köşeyi kullanıyorum, çizdik. Nokta nokta, burayı da çizgi çizgi diye anlatalım. A, B, C diye yazdık. Şimdi bizden buraya D noktası diyelim. Şuraya da alfa yazalım. Bizden bu alfa'nın A ile bir ilişkisi var mı? Bunu bu kurmamız isteniyor. Şimdi arkadaşlar, açıların açıortay sayesinde iki eş parça ayrıldığını biliyorum. Buraya B yazdım, buraya B yazdım. Buraya C yazdım. Buraya da C yazdım. Bu da A olsun. Şimdi önce bir büyük üçgene bir bakalım. Büyük üçgende A artı 2B artı 2C kaç eşit? 180 derece eşit. Daha sonra küçük üçgene bakalım. B artı C artı alfa e, o da 180'e eşit. Şimdi soru bizden ne istiyor? Soru bizden alfa ile a'nın buluşturulmasını istiyor. Yani benim b ve c'den kurtulmam lazım. E ben ikinci denklemi 2 ile çarptım. Yukarıdaki denklemi de eksi ile çarptım ve taraf tarafa topluyorum. Artı 2b eksi 2b artı 2c eksi 2c gitti. 2 alfa eksi a eşittir. E 2 ile 180'i çarptık 360. 180 çıkardım. 180 derece aldım karşıya. 2 alfa eşittir. 180 artı a. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde artık 2'lerden kurtuldum alfa eşittir. 182'ye böldüm 90 artı A bölü 2 oldu. Arkadaşlar bu iç açı ortayların kesişimiyle oluşan açının bir nevi ispatı ki kuralla zaten bu oluşan açı daima kullanılmayan köşenin yarısı artı 90 derecedir diye söylüyoruz. Evet ÖSM tarzı demişiz bakalım. Elif duvara bir çivi ile resim asıyor ve resmin taban ile paralel olduğunu görüyor. Çivi ile ip arasındaki açı 80 derece ise ipin uzantısının zemine yaptığı açı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar resim düzgün durduğuna göre demek ki bu kolların ip uzunlukları birbirine eşit olmalı. E tepe açısı 80 derece olduğuna göre ve bu bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre tabanlarımız kaç derece oldu? 50 derece. Üçgeni yazdık. Bizden ne istemiş? İpin uzantısının zemine yaptığı açı kaç derece? Yani ben burayı uzatıyorum. Daha sonra burayı da uzatıyorum. Adam bizden burada oluşan açı istiyor. İyi de benim bunu bulmama gerek yok. Neden benim bunu bulmama gerek yok? Çünkü taban ile resmin tavanı birbirine paralel olduğuna göre buradaki açı kaç derece? 50. E bunlar o zaman yöndeş açılar. Demek ki arkadaşlar buradaki açı da 50 derecedir diye söylüyoruz. Evet geldik yine bir farklı ÖSM tarzına. Eşkenar üçgen şeklindeki bir kağıda şekildeki gibi kesen aleyna oluşan dörtgensel şeklin bir köşesindeki açıyı 130 derece olarak ölçüyor. Buna göre diğer köşedeki açı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi şeklimiz eşkenar üçgen tabanlarımız 60 derece. Daha sonra üstünü kesip attık. E buraları dokunmadı. Hala bunlar 60 derece. E şimdi bir köşeniz 130 derece. İster buraya yazın ister buraya yazın arkadaşlar. Fark etmeyecek. Burası kaç derece? 130 derece. E adam bizden burayı istiyor bakın. E karşınızda gördüğünüz üzere bir dörtgen var. E dörtgenin iç açılar toplamı da 360 dereceydi. E şimdi ben burayı toplarsa x artı 130 120 da 250 eşittir 360 derece. X de artık arkadaşlar 110 derecedir diye söylüyoruz. Evet geldik başka bir ÖSYM tarzına bakalım ne demişiz. Tepe açısı 50 derece olan ikizkenar üçgen şeklindeki kağıtlarla motif yapan Barış aynı ikizkenar üçgenden altı ve üstü paralel olacak şekilde iki tanesini birleştiriyor. Daha sonra ortak kenara bakan açılardan oluşan şekli kesiyor. Kesim açısı 50 derece ise beta kaç derecedir diye sormuş. Şimdi ikizkenar üçgenimizin tepe açısı 50 e İkiz kenar adı üstünde bunlar alfa olduğuna göre 2 alfa artı 50 eşittir 180. E, 50'yi karşı aldım 2 alfa eşittir 130 derece. Alfa da artık arkadaşlar 65 derece oldu. Şimdi burası 65 derece, burası da 65 derece devam ediyorum. 65'leri buldum. E, şimdi tamamı 65 derece. E buranın da tamamı 65 derece. Tepe açısı 50 bakın. Burası kaç derece olmalı o zaman? 65 derece oldu. Şimdi buraya dikkat edin. Kesim açısı olan şu kırmızıyla gösterdiğim açı arkadaşlar 50 derece. Harflendirelim. A, B, C. Bakın A, B, C üçgeninde tepe açısı artık 115 derece oldu. E 50 derece. Ben buraya x diye yazarsam 115'te 50'yi topladım. 165 artı x eşittir 180. X de buradan arkadaşlar 15 derece oldu. E burası ikiz kenar üçgenin köşesiydi. E köşedeki açı toplam 65 derecedi. Biz burada artık 15 derecesini harcadığımıza göre beta da arkadaşlar 50 derecedir diye söylüyoruz. Evet geldik bir ÖSYM tarzına daha bakalım ne demiş? İkiz kenar üçgen yapıda olan şekildeki piramitlerin tepe açıları 40 derece. Ölçen anıl alfa açısını kaç derece bulmuştur diye sormuş. Şimdi ikizkenar üçgen yapıda olan şekildeki piramitlerin çoğul konuşmuş bakın. Demek ki hepsinin tepe açısı 40 derece. O zaman 40 derece 40 derece yazdık. Her yere 40'ı yazdık. E, ikiz kenar üçgen adı üstünde tepe açısı 40 derece olduğuna göre 180'den 40 çıkardık. Ne kaldı? 140 derece. E ben bunu 2'ye böldüğümde demek ki her bir açımız 70 derece olmalı. 70, 70, 70, 70, 70. Bunların hepsi 70 derece. Yazalım 70'lerimizi. 70 derece. Şimdi benim bu alfayı bulabilmem için bakın bu ikiz kenar üçgenin kolunu uzatırsak yani şu yolu devam ettirirsek e, ikiz kenar üçgenimi tamamlamış oldum. Demek ki bu açıda ne olmalı arkadaşlar? 70 derece olmalı. E, Aşağıda oluşan bu küçük üçgende bakın. iki tane açımı biliyorum. 70 70. E adam benden diğer dış açı istiyor. E ne yorum yapmıştık? Bir dış açının ölçüsü kullanılmayan yani kendisine komşu olmayan iki dış açının iç açının ölçüler toplamına eşitti. Alfa da buradan 140 derecedir diye söylüyoruz. Evet bir klasik soru daha var. Karşımızda bakalım ne isteniyor. ABC bir üçgen AB ile AC birbirine eşit. DBC açısı ile DCA açısı birbirine eşit. BDC 105 derece ise alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi ikizkenar üçgen olduğuna göre arkadaşlar taban açılarımızın birbirine eşit olması gerekiyor. Yani ben buraya A dedim. Buraya A dediysem burası ve burası birbirine eşit olmalı. E bunları da B, B diye yazalım. Şimdi BDC Yani bilginin olduğu üçgenle başlıyoruz daima çözüme. Hemen buraya bir bakalım. A artı B artı 105 eşittir 180 derece. Demek ki A ile B'nin toplamı 75 derece. E şimdi A ile B'nin toplamını 75 derece buldum. E, büyük üçgene bakarsanız arkadaşlar A artı B A artı B yani 2A artı 2B var. E 2 artı 2B 150 derece artı alfa eşittir. 180 alfa da artık arkadaşlar 30 derecedir diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik bir önceki videomuzun ödüllü soru çözümüne. Şimdi AB ile DE paralel olmak üzere BAC 150 derece CDE 140 derece buna göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Ne demiştik? Paralellik sorularında hiçbir zaman köşeye bırakmıyoruz. Yani C köşesinin de kendine ait bir paralel olmalı. Bu yüzden AB ve DE'ye paralel bir doğru çizdiğimizde bakın burayı kapatırsam sizin de gördüğünüz gibi burada bir U kuralı oluştu. E ne demiştik? Açılar toplamı U'da 180 derece olmalı. E biz buraya 150 derece yazdığımıza göre demek ki burası 30 derece oldu. Daha sonra aynısını diğer taraf için konuşursak. E burayı kapattığımızda bakın 140. Yine U kuralı oluştu. 180'e tamamlanmamız için burası 40 derece. Artık burada bakın arkadaşlar burayı ben bu şekilde tamamladığımda bir doğru aç oluştu. Hepsini toplarsak 70 artı alfa eşittir. 180 derece. Alfa da buradan 110 derecedir diye söylüyoruz. Evet geldik ödüllü sorumuza. Çözümünüzü arkadaşlar yorumlar kısmına bekliyoruz. <laughs>